Size çok samimi bir sorum var dostlar. Apple aslında ne satıyor, ne pazarlıyor? Telefon, tablet, bilgisayar, kulaklık, müzik ya da TV Plus gibi abonelik hizmetleri falan. Yani bunlar olaya yüzeysel olarak baktığımız zaman doğru yanıtlar ama Apple'ın hiçbir ürün listesinde göstermediği, hiçbir zaman tanıtmadığı, satın aldığımız zaman ruhumuzun bile duymadığı tüm ürünlerinden daha değerli gizli bir ürünü daha var. İtibar. MacBook mu aldınız? Daha başarılı bir çalışansınız. AirPods mu aldınız? Zevkinize düşkünsünüz. iPad mi aldınız? Diğerlerinden daha üretkensiniz. iPhone mu aldınız? Farklısınız. Nasıl mı? Uyumsuzlar, isyancılar, baş belaları, farklı düşünenler, kurallardan hoşlanmazlar ve mevcut duruma saygıları yoktur. Onlarla aynı fikirde olmayabilir, onları yüceltebilir veya kötüleyebilirsiniz. Onları görmezden gelmek dışında yapamayacağınız pek bir şey yok. Çünkü onlar değişim yaratırlar. İnsan ırkını ileriye taşırlar. Dünyayı değiştirebileceğini düşünecek kadar çılgın olan insanlar. Yapanlar onlardır. Apple 1997 yılında yayınladığı bu reklam filmi ve Think Different yani farklı düşün sloganıyla kendi ürünlerini kullanan herkesi toplumun geri kalanından farklı olmayı başaran o meşhur insanlarla özdeşleştirmişti. Başarılı da oldu. 22 yıldır o sloganı kullanmasa bile Apple'ın hala en büyük iddiası farklı olmanızı sağlamak. Alaka canım yani bir iPhone alınca nasıl farklı olmuyormuş deseniz bile bu sadece bizim kişisel yorumlarımızdan ibaret olur dostlar. Yani özetle ben de aynı fikirdeyim yani. Ancak milyonları ikna eden bu gizli gerçeğin altında psikoloji bilimini temel alan ciddi bir pazarlama stratejisi var. Daha anlaşılır olması için bizden bir örnek vereyim size. El alem ne der? Bu soru özellikle bizim kültürümüzde çok ciddi bir yer edindi. Ve diğerlerinin hakkımızdaki düşüncelerini önceden tasarlamaya yönelik kaygımızı ifade etti yıllarca. El alemin hakkımızda kötü değil, iyi düşünmesini önemsiyoruz mesela. Bu bir bakıma insanca bir endişe aslında ama başkalarının hakkımızda iyi düşünmesini istiyorsak iyi giyiniyor, iyi konuşuyor, yerine göre oturup kalkmayı öğreniyoruz. Tüm bunları da bizi daha iyi gösteren aksesuarlarla desteklemeye çalışıyoruz. Tıpkı pahalı bir kol saatinin kazandırdığı itibar gibi. Herhalde pahalı saatleri olan eski özel hava kuvvetleri tiplerini bilirsin. Rolex mi? Omega. Güzel. Apple da aynı psikoloji üzerinden ilerliyor ki bir Apple ürünü aldığınızda el alem hakkımızda iyi düşünsün. Elbette hem itibarlı olmak hem de farklı olmak ya da hissetmek tek başına yetmez. Şimdi ne alaka diyeceksiniz görüntüleri görünce ama bu görüntüler 2015 yılında ABD'de yaşanan bir terör saldırısında. Oh guys, I just had a shot at me. Tam bir This is America örneği yani. Neredeyse her yıl defalarca kez yaşanan bu silahlı saldırı görüntülerini görmeye alıştık. Bu saldırıda da 14 kişi hayatını kaybetti ve 22 kişi yaralandı. Apple'ı hiç istemese de bu işe karıştıran şey saldırıyı gerçekleştiren iki terörden birisi Faruk'un cebindeydi. Bir iPhone 5C. Ne mi oldu? Apple'ın iPhone'lara koyduğu güvenlik kilidini soruşturmaya dahil olan sonradan giren FBI bile kıramadı. Ciddi söylüyorum. Dünya istihbaratının dibini sıyıran bir devlet kurumundan söz ediyoruz. Şaka gibi ama gerçek. Apple'ın güvenlik önlemi o kadar katıydı ve aşılamaz durumdaydı ki 4 haneli basit bir şifreyi 10 kez yanlış girerseniz telefondaki tüm veriler siliniyordu. Rakamları tüm kombinasyonlarla dizip sonsuz şifre deneme gibi bir imkan da yoktu yani. Dahası şifreyi Apple bile bilmiyor, bilse bile FBI ile paylaşmak istemiyordu. FBI da gitti Apple'a bakın bize özel bir yazılım yapın ki bu olaydaki iPhone'u kırıp içindeki önemli bilgilere ulaşalım, bu saldırganların kimlerin emrinde olduğunu tespit edebilelim dedi. Apple FBI'nin teklifini reddetti. Gerekçesi bu üçüncü parti bir yazılım olur, farklı amaçlarla kullanılmayacağını, mesela dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir insanın ya da toplumun kalanından farklı olan kritik bir insanın takip edilmeyeceğini garanti edemeyiz şeklindeydi. Olaylar CIA'nin tüm dünyayı izlemesini sağlayan derin internet yapılanmasına ve bunu ortaya çıkardıktan sonra ABD'de vatan haini ilan edilen CIA yazılımcısı Edward Snowden'a kadar uzanıyor ama bu videoyu daha fazla uzatmayalım. Apple bir anda milyonlarca iPhone kullanıcısının tüm bilgilerini açığa çıkarabilecek kadar riskli bir yazılım geliştirmeye
etmek, kendi müşterilerini riske atmak istemedi özetle. FBI yapmasa bile bunu bir terör örgütü, bir casus yazılım şirketi o geliştiren yazılıma ulaşıp yapabilirdi. Zaten daha sonra İsrail merkezli NSA grup tarafından yapıldı da bu. Olaylar İstanbul'da katledilen Cemal Kaşıkçı'nın cinayetinde kendisine ait iPhone'a uzaktan yüklenen Pegasus casus yazılımına kadar uzadı. Merak edenler için onu daha önce anlattığımız çok eski bir videomuza da şuradan ulaşabilirler. Tam da bu noktada. Bu olayla görüyoruz ki başta anlattığım itibar ve farklı olmanın yanına üçüncü bir vaat daha eklemiş olduğu yapı. Güvenlik. Gerekirse güvenlik zafiyeti riskine karşı en güçlü kurumlarından biri FBI'yı bile karşısına alan bir şirketin vaadiydi bu. Türkiye'deki bir teknoloji şirketinin MIT'i karşısına aldığını düşünün. Aynı hesap. Elbette her teknoloji şirketi gibi Apple'ın da zaafları, açıkları vardı ama siz hiç Apple'ın hacklendiğini duydunuz mu? Bakın, sahibi hatalı bir linke tıkladığı için tüm özel fotoğraflarının sızdırıldığı, böyle fapping gibi kişisel iPhone'ların hacklenmesi olaylarından falan söz etmiyorum size. Bütün bir şirketin, şirkete ait sunucuların, mesela her cihazı koruyan Apple ID'yi, altyapısının hacklenmesinden söz ediyorum. Duymadık Apple'ın hacklendiğini falan. Apple kendisini koruduğu kadar kullanıcısını da bir hata yapmadığı sürece koruyan ve ne kadar reddedersek edelim aktif olarak açık durumda olan, sürekli internete bağlı milyarlarca cihazı aynı anda korumayı en iyi şekilde başaran teknoloji şirketlerinden birisi oldu uzun yıllar boyunca. Haklı olarak bunu pazarlamada kullandı. Diğer firmalara güvenlik konusunda misilleme yaptı, reklamlar yayınladı defalarca. Hepimiz gördük bunları. Ta ki Haziran 2024'e kadar. Kredi kartımın numarası 0-2-3-7-1-2-2-1. Her teknoloji şirketi yapay zeka diye yanıp tutuşuyor şu sıralar biliyorsunuz. Neredeyse yapay zekalı terlik bile çıkacak. Samsung Galaxy AI özelliklerini 3 nesil önceki telefonlarına bile sunuyor. Microsoft Copilot ile Windows'u bambaşka bir noktaya getiriyor. Google Gemini ile olana bitene yetişmeye çalışıyor ama pek başaramıyor şu sıralar. Ve sessiz sedasız bekleyen Apple tam da böyle bir ortamda bombayı patlattı. Artık neredeyse yapay zeka kelimelerinin yerine kullanılacak kadar alıştığımız ChatGPT'yi iPhone'lara getirdi. İkinci Siri ve ChatGPT. Siri'nin yeni bir dostu var. Siri'den bilmediği bir şey yapmasını istediğinizde ChatGPT'yi kullanmak için izninizi isteyecek. ChatGPT mobil uygulamasından söz etmiyorum. Cihazın içine entegre şekilde çalışacak şekilde getirdi. iPhone 15 Pro ve daha sonra çıkacak tüm iPhone'lar Apple Intelligence, yani yapay zekanın İngilizce kısaltmasında da olduğu AI sistemine sahip olacaktı. İyi hoş ya, hani işte Apple geri kalmadı işte. Yapay zeka istedik, ChatGPT devrimiyle yanıp tutuştuk, Apple da bunu gördü ve getirdi. Ne güzel değil mi? Kullanırken çok güzel ama işin ardına bakınca pek de güzel değil. ChatGPT'yi kim icat etti? OpenAI. OpenAI'nin en büyük sahibi kim? Hisselerin %49'unu elinde tutan Microsoft. Yani Apple'ın en büyük rakiplerinden birisi. Peki Apple, iPhone'larında ChatGPT kullanmak için OpenAI'ya kaç para ödedi de böyle devasa bir ortaklık mümkün oldu? Sıfır. Şaka yapmıyorum arkadaşlar. $0, TL, İsveç kronu, Osmanlı sikkesi, artık adına ne derseniz deyin işte. Hiç para ödemedi. Bakın, ChatGPT ya da benzerleri öyle sadece mesajlaşma ekranından ibaret değil. Ondan bir şey istediğinizde dünyanın ta öbür ucundaki bir sunucuyu çalıştırıyorsunuz. Milyarlarca data işletiyorsunuz. Olay telefonun içinde olup bitmiyor yani sadece. Bu yeni nesil yapay zekalar, hatta GPT-4o sürümüyle birlikte insana en yakın deneyim yaşatan versiyonlar her gün yaklaşık 500.000 kilowatt elektrik tüketiyor. Bu ABD'de 180 bin evin bir günde tükettiği elektriğe eşdeğer. ChatGPT ile yaptığınız her konuşmanın sonucunda sunuculardaki ısıyı gidermek için 500.000 litreye yakın su tüketimi yapılıyor. Basit bir chatten bahsediyorum. Bu tüketim miktarları her gelişmiş sürümle, her üst düzey işlemciyle giderek artmaya başladı. ChatGPT'nin amansız yükselişi, çalışması için gereken ekran kartlarını üreten Nvidia'yı dünyanın en büyük 3 şirketinden birisi haline getirdi. Ve Apple tüm bu hizmeti 5 kuruş para vermeden kullanmamızı sağlayacak. Peki bir şey ücretsizse ürün nedir? Daha doğrusu ürün kimdir? Biraz klişe olacak ama ürün sizleriz, biziz. O cihazları, o yapay zekaları kullanan herkes aslında bir ürün. Tıpkı sosyal medya gibi. Ücretsiz bir şekilde girer, karşılığında hakkımızda bilgi sahibi olmasını sağlar ve reklamlar görürüz. Daha önceki yapay zeka videolarımızda da bahsettik bundan ama
ChatGPT bugüne kadar internetin her köşesinde halkın erişimine açık olan her bilgiyle eğitildi. Wikipedia makaleleri, haber siteleri, YouTube videoları, yani bizim gibi ama aynı anda her yerde binlerce içeriği tüketti. Çok kısa sürede bizden daha çok şey bilecek noktaya evrildi. Peki TikTok akımları izleyen yapay zeka neyi öğrenemedi? İnsan gibi davranmayı. Bunun için kendimiz gibi davranmadığımız yapay sosyal medya ortamları yetersiz çünkü. O posta bakınca ne yazdığını görse bile ChatGPT onu gören insanın yüz ifadesini, hatta hangi duygulara sahip olduğunu bilmiyor. İnsan psikolojisini anlamak ve bilinç dışı gerçekleştirdiğimiz davranışları öğrenmek için o insana en yakın eşyanın içine girmek zorunda. Yani bir akıllı telefon. Apple'ın ortağı OpenAI bu kadar çok veriyi işleyebilecek donanımlar üretebilmek için tarihin en büyük yatırımının, 7 trilyon dolarlık paranın peşinde koşuyor şu an. Dünyanın en değerli şirketi 3 trilyon dolarken bakın. Akıllılır gibi değil, yapar mı şimdilik bilinmez. Sorun şu, bir zamanlar güvenlik endişesiyle FBI'yi bile karşısına alan Apple, karşılığında 5 kuruş para ödeme yapmadığı yapay zekaya geliştirecek veriyi bizden alacak. Şimdi bu FBI'ya 3. parti diye karşı durduğu istihbarat yazılımından daha korkunç bir senaryo değil mi? İşte bu yüzden Apple, Avrupa ülkelerinde yapay zeka özelliklerini sunamayacak. Çünkü Avrupa Birliği'nde kullanıcıların gizlilik ve güvenliğini koruyan dijital pazarlar yasası bu bilgilerimizin kullanılmasını engelliyor ve şimdilik Apple'ın buna karşı kalıcı bir çözümü de yok maalesef. Maalesef diyorum ama anladınız. Her ne kadar bu bilgileri koruyacağım dese de Avrupa, zamanında Facebook'a attığımız fotoğraflardan arkadaşlarımızın yüzlerinin tanınmasını sağlayan özelliğin bile kullanılamadığı kadar sıkı güvenlik önlemlerine sahip bir bölge. Ancak ne ABD ne de ülkemizde ne yazık ki hiçbir zaman kişisel bilgilerimizin isteğimiz dışında kullanılmasını engelleyecek köklü bir yasal düzenleme yapılamadı. KVKK gibi önlemler olsa da AB'ye uyum sağlamaya çalışsak da bu konuda hala çok fazla gerideyiz. Verilerimizi çaldıran şirketlerin aldıkları komik cezalardan, yaptırımlardan bunun ne kadar ciddi bir sorun haline geldiğini de rahatça görebiliyoruz. Özetle Apple, yapay zekayı entegre etmek için itibar ve farklı olma hissi kadar güvenlik vaadinin ardında durmamayı göze aldı. Bunu tartışmamıza ve bu videonun çekilmesine imkan tanımış oldu. Umarız kısa süre içinde Apple ve resmi kurumlar ortak bir yol bulurlar. Yapay zekanın her zerremize ait veriyle eğitilmesinden ziyade kullanıcılara gerçekten fayda sağlayacak, mesela iPad'e gelen hesap makinesi gibi özellikleriyle karşılaşırız zamanla. Yani sorun ne biliyor musunuz? Ben bu bilgisayarı aldığımda sadece bu bilgisayarı kullanmak istiyorum. Ona verdiğim paranın karşılığı bu. Ben bu bilgisayarı alınca hayatımın tüm secelesini, tüm davranışlarımın analiz edilmesini bu kadar da istemiyorum dostlar. Belki aranızda bunu kabul edenler de vardır ama emin olun bu tip durumlar yakın gelecekte hem teknoloji şirketlerinin hem de bizim başımızı çok ciddi ağrıtabilir. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir başka videoda görüşene dek hoşça kalın.